Evet sevgili izleyenler, Rumeli TV ekranlarında yayınımız devam ediyor. Koca Yusuf'un namına yakışır bir şekilde ve burada yaşayan soydaşlarımızın söylediklerine göre birçoğu diyor ki öleceğimiz aklımıza gelirdi ama Bulgar'da bu tarz Koca Yusuf'u anma, bu güzel davullar, zurnalar eşliğinde, Türkçe eşliğinde, Türk türküler eşliğinde burada bu şenliği yapmak aklımıza gelmez derlerdi. Ve bugün burada bizler hem Rumeli TV aracılığıyla tüm Türkiye'ye, Balkanlara, hem de burada bulunan diğer ulusal basın aracılığıyla da tüm dünyaya yayın devam ediyor. Ve bizler Rumeli TV ekranlarında aktarmaya devam ediyoruz. Bizleri tanıyanlar, selam verenler var. Agamızda bir tanesi onlardan. İsim nedir agacığım? Aleyküm selam. Şakir Saraydar. Hangi köyden? Omurtak. Eski Cuma'dan. Eski Cuma'dan. Geldik güreşlere, çok memnun kaldık. Bu organizasyonları çok beğendik. Yapanlara Allah razı olsun. Helvanlara hiç aklına gelir miydi? Az önce amcanın biri dedi ki öleceğimiz aklımıza gelirdi ama burada bu meydanda böyle davul zurna eşliğinde, Türkiye'den gelen misafirler eşliğinde böyle güreşlerin olacağını düşünmezdik derdi. Sen evet, aklına evet, gelin mi? Evet, aynı. Hiç biz de buna inanmıyorduk. Ama bugünleri gördük sizden. Allah razı olsun sizin televizyonunuza. Bunu bize yaşattığınız için. Nasıl? Yaşam iyi mi buralarda? Bu halimize şükür ya. Fazla eşelemekten biliyorsun ya. Doğru. Ha. Doğru. Bazı sıkıntılar var diyor. Halimize. Var mı Türkiye'de akrabalı? Var. Çoluğum çocuğum var. Silivri'de oturuyorlar. 500 evlerde var, Sultan Çiftliği'nde var, Çanakkale'de var. Tanıyanların hepsine selam. Hepsine Allah selamlar. Ben ayrıca başta Rumeli olmak üzere, Rumeli televizyonu olmak üzere, burada bulunan vatandaşların bütün hepsi gece gündüz, akşam zaten siyasi kanalına da bakmıştık. Çok büyük teşekkür etmek istiyoruz. Hele de Yılmaz'a Bey'e. Çok teşekkür ediyorum. Bizi Türkiye Bulgaristan arasında birleştiren bir kişi. Ona Allah, Cenab-ı Allah uzun ömürler versin. Burada bulunan millet dün, ben kendim Kayacık köyünden, İslam İsmail adım. Fakat Koca Yusuf bizim bölgemizde doğup büyüdüğü için bu dünyada tarihi olayların içine karışmış olduk. Bundan teessüfen Türkiye'nin ve Bulgaristan arasında ikili dostların daha çok üremesine katkılı olur. Koca Yusuf'un adına zaten bir takım gruplar da oluşturulur. Partiler de olabilir. Ve siyaset zaten akşamdan başladı. Yarınki güne Allah'a şükürler diyorum. Bizim bölgeden göçmenlerin hepsi Sultan Çiftliği, Güneşli'den falan filan bölgelerimizde, Adapazarlar falan. Büyüdün hepicine. Kucaklarımız garaj kapısı gibi açık diyorlar hani. Sağ ol. Abiye de çok selam söylüyoruz. Kucaklarımız böyle çok bol açık. Sağ ol. Siz de böyle kucak dolusu kabul ediyoruz. Kucak dolusu, feribot dolusu da selamlarımızı göndeririz. Ben yüksek huzurlarında Koca Yusuf Spor ve Kültür Derneği Başkanı Arif Ahmet'e soruyorum. O bildikten dönecek, açılışı yapacak. Ahmet'e soruyorum. 500. Evet, 5 liradan açılışa açtınız. Şimdi ben Emin ve İç Adamı Sayın Mehmet'in Bey'e soruyorum. Kendileri bir rakam söyleyecekler. 600 lira. 600 lira beni görebilecek. 600 lira kazandı. Milletvekili Cedik Kazak Bey, 700 lira verirler, alkışlıyoruz. Şimdi tekrar Mehmet Ali Bey'e soruyorum. Selam. 800 lira verirler, alkışlıyoruz. Alkış. 1500 lira Milletvekili Cedik Kazak Bey'e. Tekrar Mehmet Ali Bey'e soruyorum. Evet. 1600 lira. Sayın Mehmet Ali Bekler. 1600 lira. Evet, 2500 lira. 2500 lira. Ben de korkumdan tekrar Mehmet Ali Bey'e soruyorum.
mikrofonu verin. Mikrofonu veriyorum. Edirne'den Koca Yusuf'a destek olmak için geldik güreşlere. Bu güzel anlaşılıyorsun. Dersi gibi ben arkadaşlarım. Hepsine çok teşekkür ederim. Sizlere de burada bir fırsat verdiniz. Biz güreşlerin devamını diyoruz inşallah. Bir dahaki sene Ağlar tekrar aday olacağız. Şimdiden Sayın Milletvekilime hayırlısı olsun diyorum. Evet, 2005 yılında Milletvekili Sayın Cemil Kasap Bey, Koca Yusuf Yavuz Karakçı'nın röportajlarımız devam ediyor. Bugün burası oldukça kalabalık ve çevre köylerden gelenler, Karalar'da oturanlar var. İsim nedir, tanıyabilir miyim? İsmim Zevkiye Muslu. Nereden geldiniz? Karalardanım. Oh ne güzel. İşte bizim küçük köyümüz ama çok güzel bir köydür. İnsanlarımız çok iyidir. İlk önce Karalar muhtarına çok çok teşekkür ederim. İsmail Osmanov buydu, nasıldı? Evet. Onu candan çok seviyoruz. Nasıl bugün Koca Yusuf güreşleri? Çok güzel, çok mutluyuz. Heyecandan konuşamıyorum şu anda. Benim Türkiye'de bulunan Manisa Turgutlu'da yaşayan kardeşimin oğulları var. Onlara bir mesaj gönderebilirim mi? Tabii, bir selam söyle. Ahmet dönmez, bir de Adem dönmez de camdan yürekten çok selam. Seyrediyor mu Rumeli TV'yi? Evet, seyrediyorlar. Biz de seyrediyoruz hiç kaçırmadan. Turgutlu'da bulunan ağabeyim Hayri'nin eşi Zeliha. Onlara da çok selam Geri gönderiyorum. Umut Gerek, Edirne Belediye Başkanı Sayın Hamdi Şenekçi'nin pehlivanı. Diğer pehlivanlara göre biraz ufak gözükür. Böyle Karamürsel sepeti gibi durduğuna bakmayın. Ceyran gibi pehlivandır. Akımı 380 volt. Yakaladım onu, çarpacağı belli. Aynı zamanda da benim silahım olur. Edirne Belediye Başkanı Sayın Hamdi Şenekçi'nin pehlivanı, Serhat Şehri Edirne, alkışlarız pehlivanı. Gürsel Umut, Edirne Valiliği Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Serhat Şehri Edirne. Bu müsabakayı yönetecek hakemimiz de eski şampiyonlardan ve şu anda Edirne Belediyesi Yağlı Güreş Antrenörü. Çok iyi teknikleri vardır. Paçakası, sarmayı, kümleyi, boyunduru ondan öğrendik. Edirne'de ondan teknik öğrendik. Ondan öğrendiğimiz gibi bu işleri uyguladık. Allah sana devam vermesin. Serhat Çelik, Serhat Çelik Edirne. Pehlivan, pehlivan. Pehlivan dediğim Mertoğlu Mert'tir. Kanunları katı, yasası serttir. Kırkpınar'da güreş yapan her pehlivan başa namzettir. Yiğit ol, mert ol pehlivan. Koç gibi güreşler yap, adını tarihe yazdır pehlivan. Allah Allah, illallah, Muhammeden Resulullah. Hadi sayın seyircim, o güzel eller çıksın cepten. Şöyle, başaltı pehlivanlarına final müsabakasında hep beraber alkışlarla diyelim maşallah, Allah ferman versin.
Evet, büyük orta güreşleri nihayet erdi. Pardon, başaltı güreşleri nihayet erdi. Gürsel Umut birinci olmuşlar. Evet sevgili Rumeli sevgili izleyenler, bizler tarihi Koca Yusuf güreşlerindeyiz. Bu sene ilki düzenliyor dedik ve bu bölgede, yani Deli Orman tabir edilen bölgede ağırlıklı olarak güreşçi yetiştiren tek bir belediye var. O da Rüyen Belediyesi ve yanımızda Rüyen Belediye Başkanı İsmail Osman var. Geçtiğimiz haftalarda kendi belediyesine ait bir köyde yine birlikteydik. Bugün de tarihi Koca Yusuf yağlı güreşlerindeyiz. Evet başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söyleyeceksiniz? Deli Orman bölgesinde yoğunluklu olarak güreş yetiştiren ve bugün Karalar Er Meydanı'nda da en çok güreşçisi olan bir belediyesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki biz güreşçilerimizle gurur duyuyoruz. Bu yarışmanın her köşesinde böyle güreş turnuvalarına katılıyoruz. Ama sizin de dediğiniz gibi yağlı güreşler bu Deli Orman'da ilk defa oluyor, organize ediliyor. Tabii ki biz de Rüyen Belediyesi'nde 5-6 yıldan beri yağlı güreş turnuvası yapıyoruz. Ve buna dayanarak bizim, siz de görüyorsunuz, Edirne Belediyesi'nde Rüyen Belediyesi güreşiyor sürekli. Tabii ki bu gurur duyucu bir şey. Biz güreşçilerimize her daima destekçiyiz ve destek oluyoruz. Bundan sonra da destek olacağız tabii ki. Bu çok gurur duyucu bir şey. Sizin belediyeniz bünyesinde de gerçekleşiyor mu, yoksa bu bölgede başka yağlı güreş oldu mu daha önce? Yok, daha önce bu bölgede yağlı güreş olmadı. Bu sene ilk oluyor. Koca Yusuf'un anısına oluyor. Onun köyünde oluyor. Onun doğduğu köyde oluyor. Tabii ki bu turnuvaya bizim de katkımız oldu ve bundan sonra da olacak. Ama planınız var mı? Rüyen'de de yağlı güreş yapacak mısınız? Evet, biz zaten her yıl yapıyoruz. Mayıs ayının son pazar günü neye düşerse, yani ne tarihe düşerse Mayıs ayının son pazar gününde Rüyen'de büyük çapta güreş turnuvası yapıyoruz. Sadece yağlı güreş değil, diğer güreş, minder güreşi de yapıyoruz, yağlı güreş de yapıyoruz. Yani kombine ediyoruz iki tip güreşi. Ve önümüzdeki yıl yine yapacağız. Buna İnşallah bizler de geleceğiz. Evet tabii ki, siz de davet ederiz. İnşallah sizler de gelirsiniz. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, işte pehlivanlar burada, bir yandan güreşiyorlar, bir yandan hazırlıklar devam ediyor. Artık yavaş yavaş finale geliniyor. Bizler de aktarmaya devam ediyoruz.